Biz yol arkadaşlarımızla birlikte yolumuza devam ediyoruz. Az kaldı. Çarşamba günü 12 Temmuz Çarşamba saat 17'de genel merkezin önünde olacağız. Dün yine Sayın Genel Başkan önceden yaptığı gibi koltukta kalabilmek için yenileşme diye bir tanım uydurdu. Hani biliyorsunuz daha önce de yeni CHP diye yola çıkmıştı, sonra vazgeçmişti. Yenileşme kelimesine katılıyorum. Ama yenileşme zaten sizinle ve ekibiniz ile başlamalı. Önce sizi yenilemeliyiz ki sonra parti olarak yenileşebilmeliyiz. Ve diyor ki yenileşmenin önündeki her türlü engeli kaldıracağım. Arkadaşlar bu açık bir tehdittir. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben partiyi gerekirse tabela partisi yapacağım. Bana engel olan Atatürk'ün ilkelerine inanmış olan herkesi partiden temizleyeceğim anlamını çıkartıyorum ben bunu. Farklı bir anlamı varsa da çıkıp bunu kamuoyunda açıklasın. Yani bu koltukta kalabilmek için yeni bir siyasi manevra. Arkadaşlar gözlükle konuşmayı sevmiyorum normalde ama söyleyeceklerim hassas olduğu için yanlış anlaşılmasın diye bu metoda başvurdum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldiğinden bu yana partiye çok büyük zarar verdi. Bu bugüne kadar yüksek sesle dile getirilmedi ama ben bugün bunu yüksek sesle dile getirmeye başlıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu adeta yılan gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne mezhepçiliği soktu. Bizler kendisinden önceki hiçbir genel başkanın, İnönü, Ecevit'in, Altan Öymen'in, Hikmet Çetin'in, Deniz Baykal'ın mezhebini, etnik kökenini bilmezdik. Sorgulamazdık da. Çünkü bizim böyle bir anlayışımız yok. Parti programımızda da. Ama kendisi kurultayda kendi mezhebini açıklayan, seçilmek için açıklayan ilk genel başkan oldu. Bu son derece utanç vericidir ve parti programına da açıkça aykırıdır. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının mezhebi onun şerefidir. Her vatandaşın şerefidir. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşayan herkesin etnik kökeni, etnik kimliği onun şerefidir. Ama biz laikliğe inanmış bir partiyiz. Bu partide Sünni de, Şafi de, Alevi de, siyasi alanda, CHP içinde etnik kimliğini ve mezhebini asla öne çıkartamaz. Bizim anlayışımız şudur. İnsan mezhebine, alt kimliğine kendi karar veremiyor. İnsanlar annesi babası Kürtse Kürt doğuyor, Türkse Türk doğuyor, Alevi ise Alevi, Sünni ise Sünni olarak doğuyor. O kişinin kişisel kaderidir. Kimse bu partide etnik, alt kimlik milliyetçiliği yapamaz. Mezhep milliyetçiliği yapamaz. 85 milyon Alevi, Sünni, Kürt ve Türk milleti, Türk etnisiteleri bu milletin asli unsurlarıdır. Eşit vatandaşlarıdır. Zaten parti programında bu hususlar açıkça vurgulanmıştır. Biz her türlü mezhepçiliğe, alt kimlik milliyetçiliğine karşı olduğumuz için Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldık. Ben Cumhuriyet Halk Partisi içinde etnik kimliyetçilik, etnik milliyetçilik, mezhepçilik yapmak isteyen varsa onlara şu çağrıda bulunuyorum. Lütfen kendinize uygun bir parti bulun veya parti kurun. Mezhepçiliğe izin verirsek AKP gibi FETÖ'cülerin, MHZ'cilerin, İslami Ağa cemaati gibi tarikatların kucağına düşeriz. O yüzden dikkat diyorum. Laiklik ilkesine yeniden vurgu yapıyorum. Sayın Genel Başkan seçimi kaybetti. Pişkin bir şekilde koltuğunda oturmaya devam ediyor. An itibarıyla dünden beri 81 ilde arkadaşlar ön seçimler başladı. Anadolu'nun her ilinde kavga var. Bazıları bölgesel olarak anahtar listeler çıkartıyor. Bazıları mezhepsel olarak anahtar liste çıkartıyor. Bazıları da farklı sahiplerle anahtar listeler çıkartıyor.
Anadolu'nun her ilinde kavga var, kan gövdeyi götürüyor desek yeridir. Mezhebe, bölgeciliğe bağlı anahtar liste kimse yapmamalıdır. Bu utanç verici bir durumdur. Sayın Kılıçdaroğlu, derhal halihazır partinin genel başkanı olarak açık bir şekilde mezhepçiliğe, bölgeciliğe, alt kimliğe dayalı anahtar liste çalışmalarının durdurulması talimatını vermelidir. Arkadaşlar, biz bu kafayla gidersek halktaki umudumuz her geçen gün azalıyor. Yakında tabela partisi haline dönüşeceğiz. İşte yolda sizler de bizi takip ediyorsunuz. Yoldaşlarımızla birlikte yol yürüyoruz. Aşağı yukarı geçen, yanımızdan geçen, şu anda da duyuyorsunuz kornaları, yüz binlerce araç. Hemen hemen tamamı Sayın Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek için Ankara yürüyüşümüzü destekliyor. Allah hiçbir siyasi lideri bu duruma düşürmesin. O yüzden daha fazla insanları germeden, daha fazla partiyi germeden bir an önce görevini bıraksın. Bu işi yapabilecek ehil eller ondan sonra görevi yapmaya hazırlar, talipler. Evet arkadaşlar, soracağınız bir soru var mı bana? Yani bu söylediklerim yıllardır partide yaşanan ama hani bağrımıza taş basıp söylemediğimiz şeylerdi. Yani açık olarak tekrar söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Kürt de eşittir, Türk de eşittir. Alevi de eşittir, Sünni de eşittir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kürt olabilir, Türk olabilir, Alevi olabilir, Sünni olabilir. Ama hiçbir zaman alt kimliğini, mezhebini öne çıkartamaz. Böyle bir hakkı da yok, böyle bir yetkisi de yok. Atatürk'ün kurduğu kurallar, koyduğu laiklik ilkesi, cumhuriyetçilik ilkesi, devletçilik ilkesi, milliyetçilik ilkesi buna asla izin vermiyor. Biz bu topraklar altında yaşayan 81-85 milyon vatandaş hepimiz eşit vatandaşız. En azından bizim partide bu böyle. Eğer bu denge bozulursa bir daha toparlayamayız. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet arkadaşlar, 15 ila 21 arası. 15'ine kesin karar vermişler. 6'sına henüz kesin karar verememişler. Bu 15'in zaten 9'u Batı Karadeniz'de Kastamonu'da, Kastamonu İl Başkanı'nın başkanında toplanan il başkanlarımız, değişim isteyen il başkanlarımız. Şimdi o kadar tahammülsüz bir hale geldiler ki değişim isteyen herkesi değiştirmeye çalışıyorlar. Değişim isteyen herkesi değiştirerek değişim yapamazsınız. Siz önce değişime kendinizden başlamalısınız. Bunu en başına itibaren söylüyorum. Değişim başarısız insanların değişmesiyle başlar. Evet, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar,